Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün yeni bir video ile karşınızdayız beyler ve Erlengrat'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erlengrat'taki serimize. Ben video dışında böyle birkaç tane görev yaptım. Bir de tabii görev yaparken birazcık zamanı hızlandırmıştım ki oyunda bir gün geçsin diye. Zaten şu anda beyler oyunda 5. günümüzdeyiz. Ve ilkbaharın son günlerindeyiz. Yarın 6. gün ilkbaharın son günü olacak. Bir gün geçtiği için oyunda Sera'dan baya para geldi beyler. Bir de ben de birkaç görev yaptım. Zaten yaklaşık 150.000 TL gibi bir para geldi bize. 150.000 TL de beyler şimdi Euro çevirince aşağı yukarı 16-17 bin euro falan oluyor. Yani çok para değil yani şu anda 150 bin çok büyük sayı gibi gözüküyor ama aslında öyle çok para değil yani 16 bin euro falan gibi bir para geldi. Sera'dan bir de dediğim gibi görevlerden. Bu bölümde beyler ne yapacağız? Biraz da görev falan yapacağız. Ayrıca bir de sütümüzü satacağız çünkü geçen bölümün sonunda bayağı bir şeyimiz vardı, süt vardı bizde. Şimdi ben video dışında bir gün daha geçtiği için biraz daha süt olmuştur diye düşünüyorum. Hem ineklerimize yem de veririz çünkü yemleri azalmıştır. Ki evet azalmış yani bitmemiş ama çok azalmış. İneklerimizi yemlerini falan fullleyeceğiz beyler. Sütleri satacağız. Süt kaç? 11 bin litre şey var, süt var. Onları satacağız. Böyle yani yapacağımız şeyler bunlar. Görev falan yapacağız yine. Bunları yapacağız beyler. Şimdi bir de şey söylemek istiyordum ben. Aynen bir aklımda bir şey vardı diyorum deminden beri. Toprak derecesi beyler şu an hava derecesi 7 derece. Toprak sıcaklığı da 7 derece şu an. Yani demek oluyor ki bugün beyler bizim arpalarımızın tohumları patlayması lazım. Çünkü şu an arpalar 5 derece sıcaklıkta, toprak sıcaklığında patlıyor tohumlar. Ve şu an toprak sıcaklığı 7 derece, yani 5 dereceyi geçti beyler. Çok çok güzel oldu. Ve artık bugünden sonra bu da arpalarımız büyümeye başlaması lazım. Şu an büyümediler büyük ihtimalle. Yani büyümemişler. Çimler de bayağı büyüdü ama çimleri beyler şu an çimleri bir çal falan diyenler var. Biteceğiz çimleri beyler de. Şu anlık çimler çok büyümedi bakın. Çimler şu anlık daha sarıda beyler. Yani biçebiliriz ama sarıda ben en azından bir gün daha oyunda bir geçmesini bekleyeceğim ki en azından şu turuncuya gelsinler. Yani tabii ki de en turuncu rengi gelirlerse daha iyi olacak ama en azından şu ortadaki turuncuya gelmelerini bekleyeceğim. Çünkü sarı birazcık bayağı az verim verecek. Öyle. Şimdi ben bir tane görev alayım beyler. Görevi direkt bir tane işçi verelim. Zaten oradan karımızı alırız. En çok para bu veriyor. İlk önce bunu yapalım o zaman. Nesneleri ödünç al diyelim. Hemen beyler. Hop. Ha, dur oyunun sesi kısılmış. Aynen oyun sesini kısmışım hemen beyler. Kusura bakmayın. Oyun sesini birazcık kısmışım. Hop. O bir çarptık arabaya ama. Yok reis, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya yamutmamış hiçbir yeri. Sıkıntı yok abi. Heh, takalım. Ön ağırlık takmayacağım reis bende. Ön ağırlık gerek yok mu zaten? Hemen bir tane 1000 litre yeter mi? Bence yeter ya. Katı gübre 1000 litre bence yeter be reis. He? Ne diyorsun? Yeter mi 1000 litre? Bence yeter. Bir bakalım beyler. Tamam, gübre diyor. 23 numaralı tarla nerede? Çok mu büyük? Yo, şurası bence yeter. 1000 litre yeter buna. Dedim mi? Yeter ya. Yeter böyle. 1000 litre yeter ya. Bence yeter 1000 litre aga. Ya, bir saniye bile ben şu sesi birazcık kısmak istiyorum. Heh. Tamam. Ver gazı reis şimdi. Şuradan gidiyor değil mi? Buradan sola. Buradan aynen buradan sola gideceğiz. Sonra sağa. Okey. Anladık aga. Sinyalimizi verelim hemen. Buradan beyler çıkıyoruz. Hop. Kırmayalım tabelayı. Tamam. Gazlayalım aga. Gazlı gidelim beyler. Hop. Yavaş. Kimse olmasın burada. Yok değil mi? Of dur. Reis. Reis. Yavaş. Ben yanlış şeritte gidiyorum. Hata benim. Hata benim aga ama. Sen de biraz yavaş gel anasını satayım yani. Hemen önüme çıktın. Hemen sinyalimizi verelim beyler. Hop. Hop. Birazcık şeye indirdik. Lastiği ama taşların üzerine. Ya aga bu modu kim yani niye çıkarmıyorum bu modu ya? Evet, Crossplay kim kullanacak burada? Gerçi kullanabiliriz aslında. Crossplay var burada. Kullanabiliriz varken yani. Single player oynuyoruz zaten. Aslında mantıklı. Kullanabiliriz. Ama pek kullanmayı ya kullanmamız şey yapacak bir şey olmadı pek. Gidelim şimdi tarlaya. Zaten tarlamız şurası beyler. Şuradan hop yavaş tarlaya ineceğiz. Yoldan ineceğiz. Tarla da şurası. Hemen burayı gübrelemeye, sisçiye salacağız. O gübrelerken biz de sütlerimize bakarız. İneklerimizi besleriz veya sütleri satarız. Duruma göre bakacağız. Şöyle sarı sakrayız bence.
Güzel olabilir. 23 numaralı burası değil mi? Ha, burası. Tamam. Sen böyle gübrele bence yeter 1000 litre ama inşallah yeter. Yani inşallah cimri davrandı diye şimdi başımıza bela olmaz. İnşallah 1000 litre yeter. Yani 150 litre ile bir şeridi giderse demek ki yetecek. Ama 150 litreden fazla. 200 litre ile bir şeridi gidecek. Yani 4 şerit gidebilecek. Yani yetmeyecek. Tüh. Tüh reis. Yetmeyecek ya. Neyse çalışsın o burada beyler. Biz gidip ineklerimize bakalım. Bence ilk önce ineklerimizi besleyelim. Ondan sonra beyler sütümüzü satmaya başlarız. Şimdi hop. Verebiliyor muyuz acaba bu silajı şu an onlara? Yavaş reis. Hemen temizleyelim burayı. 400 litre bir silajımız var burada şimdi onlardan artık. Hemen bu silajımızı versek onlara yerler mi? Daha yiyemiyorlar çünkü daha yer açılmamış. Kuru ot ve silaj şeyinde yer açılmamış. O zaman şuraya dökelim o silajı, sonra veririz sizlere. Yapacak bir şey yok. Heh. Sonra veririz aga. Şimdi ben gideyim beyler şey yapayım. Yani gerçi şu samanları verelim yani. Aynen. Niye uğraşıyoruz ki, direkt şuradaki samanları verelim aga. Yavaş yavaş. Heh. Direkt şu samanları verelim, zaten şimdilik yeterli olacaktır bu samanlar. Serum hızının suyunu, gübresini tamamlamamız lazım beyler. Onu tamamlayacağız. Tamam. Bakalım şimdi ineklerde ne oldu. Samanları yeter, idare eder. Sularını fulleyeceğiz zaten ineklerimizin, sonra her şey fullenecek. Ben hemen bir kova en azından gübre götüreyim bizim seraya. En azından bir kovacı götürmüş olalım şimdi giderken. Hop yavaş. Gel bakayım. Ama bu traktör gerçekten güzel beyler. Manevra kabiliyeti falan bayağı güzel. Bayağı iyi. Güzel gidiyor. Yani hızlı, yüksek hızlarda böyle kepçeyle biraz dengesiz falan ama olmuş da güzel. Bir şey demiş. Abi bu traktörde uyarı ışığı çok güzel demiş. Aa, uyarı ışıkları bunun çok güzel. Önde var mı? Ha, önde de var ama daha ufak. Güzelmiş bak. Aynen. Bu traktörün beyler uyarı ışıkları güzelmiş bak. Güzelmiş. Sevdim. Sevdim aga. Yani doldu zaten, bu kadar harcamış. Tamam. Sıkıntı yok reis, sen burada kal. Hiç sıkıntı yok. Kepçede kal zaten. Harcandığında biz sana doldururuz. Şimdi. Hop. Bizim küçük traktör nerede? Bizim küçük elektrikli traktörümüz. Hop, bunu bırakalım reis. Hemen gidelim beyler şimdi su tankerini alalım. Serayımıza suyu fullleyelim. İneklerimizin suyunu fullleyelim. Sonra su tankerini alıp bizim bu küçük traktörle süt satmaya gideceğiz. Şeyle gidebiliriz beyler. Linlar'a da gidebiliriz ama ben bununla gitmeyi tercih ediyorum. Elektrikli traktörümüzle gideceğim. Birazcık bunu kullanmak istiyorum. Çok çok güzel, çok minnoş bir makine bu. Bunu kullanmak istiyorum beyler. Yavaş reis. Fulleyelim şimdi. Bu fullerken beyler bizim şuna bakalım bir. Ne yapıyor, ne ediyor? Araca gir. 500 litre kalmış. O tamam, geçecek geçecek. Daha yarıda. Daha yarıda da zaten 1,5 şerit falan kalmış. Geçecek. Sadece şuna çarpmasan diyecektim. Çarpacaksın. Neyse, içimize doğmuş aga. İçime doğmuş. Ben hissettim çarpacağını bak. O yüzden geldim zaten. Ben çarpacağını hissettim. Hadi reis. Heh. Gazla hemen bir şerit git. Zaten aslında gelmene bile gerek yok. Sen bayağı götürüyorsun. Hatta hepsini bile götürebilirmişsin de. Tamam. Buradan beyler birazcık para koparttık şimdi. Güzel. Şimdi bizim traktör nerede? Burada. Araca gir diyelim. Çalıştıralım hemen. Elektrikli motorcuğunu bunun. Sessiz motorcuğu. Hemen gidelim seraya suyu verelim. İlk önce serayı fulleyelim. Sonra ineklerimize suyu veririz. Sonra da bunun tankeri bırakıp, öndeki ağırlığını bırakıp gider süt tankerini alıp süt satmaya başlarız. Bence güzel olacak süt. Hem süt tankeri birazcık büyük ya. Bu traktör birazcık zorlanabilir beyler. Belki bayırda şimdi yüklüyken. Hafif zorlanabilir belki o süt tankeriyle bu ama. Birazcık bunu zorlamak da istiyorum yani. Ne yapıyor? Zorlanınca ne yapıyor? Hani nasıl çekiyor falan görmek isterim. Kontrat bitti zaten. Şu an güzel. Heh, tamam. Yavaş. Çarpmayalım reis. Bırakalım beyler. Bütün ayınekler hepsini almayacak bunların. Oluyor mu?
Ha, alabilir hepsini aslında bak. Ama ben hani hepsini alacak ama ben daha fazla getirmeyeceğim. Bu kadar su yeter onlara. Zaten yeşilde. Aynen bu kadar su yeter. Samanında saman birazcık az ama şu anlık böyle bırakacağım. Daha fazla vermeyeceğim beyler. Hemen bırakalım tankerimizi. Hemen gidelim öndeki ağırlığımızı bırakalım beyler şuraya. Sadece öndeki kırmızı üçgeni bırakacağım. Triangle'ı bırakacağım beyler. Şeyi reis yavaş. Ha, bu öndeki ha bu direkt otomatik bırakılıyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Sadece bunu bırakacağım beyler önünde şey makinenin. Sadece o kalsın. Onu çıkartmaya gerek yok. Ha, gelin şimdi su tankerini alalım bizim. Ha, burada kontrat bittik. Kontratı aslında alıp parasını yeni kontrat yapsak iyi olur. Tamam. Kaç para geldi? 44.000 TL buradan geldi beyler. 4.000 TL işçi verdi. Hani 40.000 TL güzel para geldi. Şimdi yeni görevler gelmiş. Tohum ekme görevi var mesela, bunu alabiliriz. Az para veriyor ama yine de bence güzel. Bence bunu alalım beyler. 22 numaralı ayçiçek ekliyor. Tamam, ekeriz reis. Nesne ödünç çal diyelim. Yani bizim traktörle de ekebilirdik ama bizde mısır ekicisi ayçiçek ekebilen makine yok. O yüzden ekemeyeceğiz ama sıkıntı yok bence. Şimdi 1 litre tohum alalım bir de. Tohum tohum. Heh. 1000 litre tohum bence yeter reis. 22 numara dedi değil mi? 22 numara. Nerede o? Burası değil değil mi? Burası değil. Ha, şurası yanımıza çok çok yakın hem de beyler. Çok süper, tamam. Müthiş. Hemen onu işçiye salalım. Biz sütleri satarken bu da çalışsın. 20 TL oradan da gelsin. Az çok bir para sonuçta. Gelebiliyorken niye almayalım değil mi? Katlayalım beyler bu makineyi. Katlansın bu. Dur, bunu şöyle alıyorduk. Gel bakayım yavaş. Hop. Dur reis dur. Heh. Öndekini kaldıralım. Hemen tohumları fulleyelim. Ayçiçeği yapalım. Tamam, ayçiçeği ekeceğiz. 1000 litre koyalım. Daha fazla gerekirse beyler, tohum yetmezse hemen buraya gelip alırız. Tarla zaten hemen şurada. Çok yakıncacık. Zaten çok büyük bir tarla da değil. 6 metre mısır ekicisi. 6 metre ekici. Çok çabuk şekilde bitirecektir orayı. Yavaş reis. Bu tarla şimdi girebileceğimiz yer nerede acaba? Yani şurada girme yeri var. Güzel. Hop. Yavaş aga. Tamam. Girelim biz şimdi hemen. Şöyle salalım bence direkt işçiye. Hani şöyle şu şekilde salalım işçiye beyler. O zaten halleder. Hatta hızlı hızlı eker burayı. Tamam, ayçiçeğini ekelim bakalım. Ha, şöyle mis gibi. Ek bakalım sen reis komşumuzun ayçiçeğini. Komşumuzun günlendirsin. Ek bakalım. Sen ekerken biz de benim elektrikli minnoşa geçeyim. Hemen süt tankerini alalım. Ve sütü satmaya gidelim beyler şimdi. Sütten de iyi para gelecek bu arada. Yani sütten de beyler bir kaç bin? 100 bin TL gelir mi? Gelir. Gelir. 100 bin TL gelir. Sütten de gibi geliyor bana. Yavaş reis. Çok küçük durdu beyler traktör bunu ama çeker yani, her türlü çeker. Boşken zaten çeker de doluyken de bence çok rahat çeker. Yani bunu beyler her defasında bunu götüreceğim diye bir şey yok. Sadece ilk defa şimdi bununla götürmek istiyorum. Traktör çok küçük durduğunun farkındayım. İleride hani başka sefer artık şeyle Linlar'la falan götürürüz ya da Bührer'le. Bununla götürmeyiz ama şimdilik böyle bir görmek istiyorum sadece beyler. Hani bu traktör nasıl çekiyor falan. Süt yüklü bir tankeri bakalım nasıl çekecek tarzında. Merak ediyorum. O yüzden öyle. Şimdi reis yavaş. 11.000 litre süt var. 11.200 litre hatta. Bu tanker ne kadar alıyor bilmiyorum. 8.000 mi alıyordu? 8.000 litre alıyordu aynen. Bu tanker 8.000 alıyor beyler. Şimdi gideceğiz. Bir 8.000 litre satacağız da biz fiyat var mı sütte acaba? Biz ona bakmadık. Gerçi bu durumda şu an çok fiyat kovalamaya da gerek yok ama. 17.000 euro, 200 euro var. Düşüyor fiyat. Bence 17.000 şey 17.000 TL bence iyi beyler. Şu aslında artıyor beyler. Bence biraz zaman sandıralım. Beyler şunun bir artmasını bekleyelim. Zaten yani 100 TL fark var. Şunun artmasını bekleyelim. Bu düşse de sıkıntı yok çünkü bu zaten aşağı yukarı aynı fiyatta. Bakalım bu beyler ne kadar artacak? Onu bekleyelim bir. Bir de bayağı yerde süt satılıyor burada. İnanılmaz fazla yerde süt alıyorlar beyler. 4 tane süt satma yeri var. Süpermarkette satılıyor. Keseri Erlengrad diye bir şey var. Orada satılıyor. Çikolata fabrikasında satılıyor ve tahıl değirmeninde süt satabiliyoruz. Reis sen artıyorsun, tamam. Sen biraz yavaş artıyorsun ama sonumuz hayır olsun bakalım. Sonumuz hayır olsun reis. Gerçi yani burada şimdi 50 TL kaybımız var. 50 TL de bir şey değil yani. Bekleyebiliriz beyler. Ben biraz bekleyeyim beyler o zaman bunu. Ve tam fiyatına geldiğinde yeniden görüşürüz. Evet beyler, şimdi şöyle bir şey oldu. Her bu fiyat artıyordu ama her saat atladığında
bunun değeri artarken düşüyordu da aynı zamanda. Niye öyle oldu bilmiyorum. Adamlar TL'nin değer kaybettiğini, yani TL modunu yapan adam TL'nin sürekli değer kaybettiğini de mi hesapladı acaba da? Yani sütün fiyatı artarken TL'nin değeri düştü de o yüzden mi öyle oldu bilmiyorum yani. Adam galiba onu hesap etmiş. TL değer kaybettiği için buradan şimdi biz birazcık para kaybettik. Yaklaşık 120 TL gibi para kaybettik ama hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi zaten yani 100 TL falan, 120 TL hiçbir şey fark etmeyecek. Kayseri Erlangrat'a götüreceğiz beyler. Orası nerede? Kayseri Erlangrat nerede? Ha, şurası. Tamam, bayağı yakın. Bizim buradan da gidiliyor aslında. Aynen buradan gidelim. Tamam, buradan gidelim şöyle. Bayağı yakın. Yeri işaret diyelim beyler. Tamam, bakalım bizim traktör nasıl çekiyor bunu. Çekiyor yani, hiç patinaj falan yok. Yani zorlanıyor şu an. Yani hissediyorsunuz o zorlandığını ama 20 kilometre, 30 kilometre oldu şu an. Yani 40 da olacak birazdan. Zaten yolumuz yokuş aşağıya, çok bayır falan yok. Bence çekiyor makine. Şimdi burada bekleyelim. Hop, tamam. Haydi bakayım. Çok iyi beyler. Çok güzel gözüküyor. İnanılmaz da güzel gözüküyor. Oo, yokuş aşağı bayağı gidiyor beyler bu. Yokuş aşağı coşturuyor aga. Bizim arpalar da daha çıkmamış. Ha, olsun, çıkacak, ona sıkıntı yok. Çıkacaklar beyler. Çünkü dereceleri geldi. Toprak sıcak yani, toprak soğuk değil. Çıkmaları lazım artık. Çıkacaklarına inanıyorum ben şahsen. Umarım bizi yüzüstü bırakmazlar. Bizim arpalarımız. Çünkü ineklere saman gerekecek. İneklere saman çıkmazsa inekler verim verecek yine ama katı gübre vermeyecekler. Katı gübreler yoksa da bizim sera beyler bayağı aşağı yukarı %50 daha az para getirecek bize. Verim verecek. O da güzel bir şey değil. Buradan çıkalım hemen. Haydi bakalım reis. Emre çıkış yerden süreyim beyler. Ha, burası yakıt istasyonuymuş. Ha, yok mağaza mı? Yok, yakıt istasyonu. Hem yakıt istasyonu hem mağaza. Hem süpermarket hem yakıt istasyonu. Hadi bakalım. Ha, burası beyler bu arada şey ya, bizim bu şu an getirdiğimiz yer peynir fabrikası olması lazım. Büyük ihtimalle peynir fabrikası olan yer burası. Galiba peynir fabrikası burası olması lazım yani. Emin değilim ama peynir fabrikası olması lazım buralar. Hem böyle şimdi satalım bakalım, 8000 litre süt, bakalım ne kadar para getirecek bizlere. 8000 litre sadece. Ki evde bizim birkaç 2000-3000 litre daha var evde. Onları da şimdi gelip satacağız beyler. İyi para geliyor bu arada. Bayağı güzel para geliyor beyler. Hadi bakayım. Çok iyi para geliyor. 138.000 litre sütten beyler biz şu an 136.000 TL aldık. Daha evde dediğim gibi 200.000 litre kadar süt daha var. Onları da getireceğiz. Oradan da bir 30.000 35.000 TL çok rahat kopartırız. Hatta 40.000 TL gibi para kopartırız. Güzel olur. Şuradan mı gidiyorduk reis biz? Şuradan değil mi? Aynen buradan, tamam. Buradan gidiyorduk reis. Yolu şaşırmayalım. Baya güzel paralar gelecek beyler. Yani şimdi 600.000 TL olacak bize şimdi. 600.000 TL çok para değil şimdi. Onu euro çevirince 65.000 euro gibi paramız var aslında şu an. 65.000 ile 70.000 euro arası bir paramız olmuş olacak şimdi. O 100.000 litre sütü sattıktan sonra. 65.000 70.000 euro çok çok para değil yani. Kötü değil. Şimdilik bizim bu çiftliğimize göre iyi bir para ama kötü. Şöyle müthiş bir para da değil. Öyle çok şey yapmayın yani. Oha, çok iyi para geldi falan hani gibi düşünmeyin de. Sadece TL şu. TL modunu çok fazla seven oldu. Her çok fazla aşağıda geçen videonun altında beyler abi kalsın mod abi çok güzel mod falan diyenler oldu. Ama bir o kadar da TL modundan nefret edenler oldu. Çoğu modun tam mantığını çözememiş. Beyler mod şey diyenler vardı işte, buğdayın fiyatları çok yüksek olmuş, Türkiye'ye göre mantıklı değil. İşte biri demiş traktörler çok pahalılaşmış, oyun zorlaşmış falan. Beyler bu mod TL modu oyunun hiçbir parametresiyle oynamıyor. Sadece oyundaki her euro olan fiyatı TL'ye çeviriyor. Bu kadar tek yaptığı şey bu. Yani oyun bu mod beyler oyunun zorluğunu hiçbir şekilde değiştirmiyor. Oyun zorluğu aynı kalıyor. Sadece o euro olan fiyatların hepsini TL'ye çeviriyor. Bu kadar basit. Hiçbir şey yani, mesela bu traktör şu an mesela 5000 euro ise oyunda, onu direkt 5000 5 o 5000 euro olarak TL'ye çevirip o fiyatı koyuyor. Yani TL biçiminden ayrı bir fiyat biçmiyor ona falan. O yüzden yani bu mod oyunun zorluğunu, oyunun oynanışını hiçbir şekilde değiştirmiyor. Sadece oradaki birimi TL'ye çeviriyor.
Ve bence tatlı bir mod bence kalabilir. Çünkü dediğim gibi çok fazla kalsın abi diyen vardı. Çok fazla modu seven vardı. Bir o kadar da moddan hoşlanmayan vardı. 3200 litre süt varmış. Bir o kadar da moddan hoşlanmayan vardı ama hoşlanan da çok fazla olduğu için ben bu modu bırakacağım. Ben kendim de bu modu hoşuma gittiği için bu modu beyler. Sevdiğim tabii şu an bana da birazcık değişik geliyor şimdi. 589.000 paramız var ama o TL olduğu için şu an çok fazla bir değeri yok yani. Aşağı yukarı bir işte 55.000 euro falan gibi paramız var aslında şu an. Ama hoşuma gitti yani. Zamanla bu moda alışacağımızı düşünüyorum ben ve bence ileriki serilerimizde de bu modu kullanabiliriz beyler. Bayağı güzel bence. Bayağı tatlı oluyor. Çünkü yani TL birimi görmek ve direkt yani Euro bazından fiyatlarını TL çevirmesi yani hiçbir şekilde oyunun oynanışını değiştirmiyor. Oyunun orijinal oynanışı, oyuncular fiyatları kalıyor, sadece TL'ye çevirmiş oluyor onlar. Çok güzel bir şekilde. Bence çok güzel bir mod. Ve önümüzdeki serilerde ben bunu kullanmak isterim. Eğer sizlerin de beyler gerçekten hoşunuza gidiyorsa, dediğim gibi nefes edenler de var ama yapacak bir şey yok. Benim şahsen hoşuma gitti bir mod. İşleyiş mantığı. Beyler bu arada bizim bu traktörün pili hiç düşmedi ya. Bayağı işte gittik. 8000 litre süt çektik beyler. Bayağı hani yüklü bir şey bu traktör için. Çektik, buraya getirdik, geri götürdük. Yeniden doldurduk, yeniden getiriyoruz işte 3000 litre falan. Hiç böyle pili düşmedi. Bir bug mı oldu acaba, yoksa hani böyle çekme şeylerini yani pulluk full falan çekerken mi sadece fazla zorlanıyor traktör, yoksa böyle hani asfaltta bir şeyler çekerken o kadar zorlanmıyor mu acaba? Bu arada tam 55.002 TL geldi beyler. 55.002, 3218 litre sütten 55.002 TL geldi. Tabii keşke gönül ister ki Türkiye'deki gerçek fiyatlarda böyle olsa. İşte buradaki Bulgaristan'daki gerçek fiyatlarda bu kadar iyi olsa ama değil. Gerçekteki fiyatlar bayağı kötü. Süt fiyatı bayağı kötü. Yapacak bir şey yok. Gerçekler böyle maalesef ki. Zor. Süt işi zor abi. Koyun inek işleri falan. Bayağı zor beyler. Gidelim. Uyarı ışığını açalım lan. Ha şöyle aşağı açalım uyarı ışığını bizim. Görsünler biz zaten minnoz bir şeyiz, böyle kocaman tanker sürüklüyoruz. Ama çekiyor beyler yani. Doluyken de çekiyor. Zorlansa bile çekiyor yani, öyle duracağım falan gibisinden değil. Zorlansa bile çekiyor tankeri doluyken de. Boşken zaten bakın. Yani boş tankerle beyler bayırda. Arabayı solluyoruz lan hani. Bayağı 43 km falan gidiyor bayırda. Mesela bu kadar dik bir bayırda şu mesela, o yavaş yavaş düşmeye başladı ama bence normal. Bu traktör çok rahat çekiyor beyler bu tankeri ama ileriki bölümlerde artık bunu şey Bührer'le falan çekeriz. Çünkü Bührer'in kuvveti de buna daha uygun. Linlar'ın ve Bührer'in kuvvetleri bu işe çok daha uygun. Hop yavaşlayız. Yani bu götürmüyor değil ama onların kuvvetleri dediğim gibi çok daha uygun. Bührer birazcık yavaş gidiyor. 35 gidiyor ama zaten süt satma yerleri yakın. Bu mapte çok uzak yerler yok böyle. Bührer öyle de gidebiliriz. Yani 35 km'ye de gidebiliriz. Neyse ben niye seninle geri gidemedim ya? Sen niye böyle üzdün beni şu an? Ben niye geri gidemiyorum sende? Bir saniye. Bir şey oldu bana. Dur yavaş. Hop yavaş reis. Hop yavaş. Tamam buraya bırakabiliriz reisimiz. Tamam. Bütün sütümüzü beyler sattık şimdi. Bizim bir görevdeki traktöre bakalım. Yani görevdeki traktörü güzel çalışıyor beyler. Bir görevde alabilir miyiz? Multi kontrat modu var mı acaba yüklü bizde? Galiba var. Emin değilim beyler ama var. En çok para hangisi veriyor şu an? Şu veriyor beyler. Ama ben şahsen şu John Deere'lıyı almak isterim. Mesela ödünç alayım. He yokmuş, tamam. Çiftinizde bir kontrat vardı zaten dedi, tamam. Sıkıntı yok reis. O zaman bu kontrat işini bitirsin bu. Biz de beyler o süreçte neler yapabiliriz bir bakalım, bizim çiftlikte neler var yapabileceğimiz şu an. Dur reis. Hop. Şu an yapabileceğimiz pek bir şey yok galiba beyler. İnekleri verdik, serayı fullledik. Aynen şu an yapabileceğimiz çok fazla bir iş yok beyler. Ama şey yapabilirim. Ben zamanın geçmesini beklerim. Bekleyebilirim ve bizim kontrat işinin bitmesini bekleyebilirim şu an sadece. Başka yapacak işler yok. Evet beyler şu an görevimiz bitti. Kontratımız bitti. Katlayalım makinemizi. İnelim makineden. Katlamaya bir gerek yok. Hemen beyler paramızı alalım. Bakalım kaç para kaldı kar. Tamam. Tohumu da bize ödediği için 28.000 euro geldi. Oradan işte 5.000 euro işçiye verdik desek beyler. Yaklaşık 22-23.000 euro diyorum TL. 22-23.000 TL bize kar kaldı. 22.000 TL diyelim. 22.000 TL kar kaldı. Bu arada beyler sabah oldu şu an. İlbaharın beyler son günündeyiz şu an ve sabah olduğu için işte bir gün geçtiği için yine seradan güzel para geldi.
Ve şeyden de geldi şimdi, 22'nin de buradan geldi. 817.000 TL'miz oldu. İyi paramız var beyler. Şu an yaklaşık 85.000 euro gibi paramız olması lazım aslında. Bence iyi para. Şimdi hemen bir görev daha alsak mı diye beyler düşünüyorum ben. Yani ne yapsak diye düşünüyorum ama bence beyler bir görev daha alıp onu da yapıp sonra da bu bölümü burada bitirebiliriz beyler. Hemen John Deere'li de bir tane almak istiyorum ben. Mesela ödünç al diyeceğim. Hemen John Deere'li bir tane alacağım. John Deere'ı çünkü görmek istiyorum. Birazcık onu oynamak istiyorum. Burada beyler şey, bir gün geçtiği için şey oldu, bizim tohumlar şu an patladı beyler artık. Yani arpalarımız, tohumlar çürümedi, arpa tohumlarımız çürümedi. Toprak derecesi geldiği için, her şey yoluna gittiği için arpalarımız büyümeye başladı beyler, çıkmaya başladılar şeyden, topraktan. Önümüzdeki bölümlerde artık bunlara herbist atmaya başlayacağız ve gübre atmaya başlayacağız. Belki ot sökücüyle otları yok etmeye başlayacağız, yaban otları. Ama bunlar önümüzdeki bölümde olacak artık. Çimler daha büyümedi, daha tam büyümediler. Niye tam büyümüyor bilmiyorum. Bakacağız onlara da. Bizim görev aldığımız tarla hangisi? 18 numara. Nerede o? İnşallah büyük, çok büyük değildir. He, 18 numara yakındaymış yine mesela. Güzel bir tarla. Okey, onu herbist atacağız değil mi? Sıvı katı bulamaç doğal. He, herbisi değil, gübre atacağız. Tamam. O zaman sprey alalım bir tanker. Tamam. 2000 litre alıyoruz. Bayağı pahalı. 27.000 TL veriyoruz beyler bunu ama merak etmeyin. Zaten kalanını göreve kullandığımız ödemiyor ama kalan gübreyi bize ödüyor beyler. Tankerin içinde olan gübreyi bize ödüyor bu. Hortum yok mu? Yokmuş mu hortum? Tamam. Kalan gübreyi bize ödüyor. Kontratı yaptığımız komşumuz. Yani öyle sıkıntımız yok. Merak etmeyin. Şimdi John Deere'ımıza da gidip hemen orayı spreyleyelim. Gübresini atalım oranında. Oraya nereden gideceğiz? Şuradan yukarıdan bence gidebiliriz oraya. Ha şöyle. Böyle şu an sabah erken daha. Sabah 7.18 geçiyormuş. Bayağı erken dediğim gibi ama sıkıntı yok abi biz. Biz erkenciyiz. Şuradan gidelim. Geçelim şöyle tarlanın boyunlarını ezmeden bizim komşunun tarlasını. Geçersek de biz incir astıkız. Çok sıkıntı yapmayız onun tarlasına ama olsun, ezmeyelim biz yine de. Değil mi beyler? Ne ekili var burada acaba ya? Garip bir şey var. Çim mi? Ne bu? Ha, yulaf gibi bir şey. Buğday falan tarzı bir şey beyler bu. Açalım hemen şimdi biz sprey makinamızı. Sprey makinamızı açalım bir beyler. 9'u asalım. Tamam. Oh mis gibi. Gübrelemeye başlayalım şimdi. Tamam beyler, o zaman ben burayı şimdi tamam yapayım beyler. Tarlayı bitelim. Tamamdan sonra da görüşürüz diyelim. Evet beyler, şu an işimiz bitti. Katlayalım hemen makinemizi. O katlanırken beyler biz de paramızı alalım görevden, değil mi? Bakalım kaç para geldi beyler? Kaç para gelecek? 32.000 demiş. Bir de bize parayı geri ödeyecek. 41.000 TL geldi. İşçiye hiç para vermedik. O yüzden buradan tam olarak 41.000 TL karımız var beyler. Kar değil de işte 32.000 TL, 30.000 TL yaklaşık karımız var da, hani harcadığımız gübreyi de saydığım zaman 41.000 TL aldık. Yaklaşık işte 30.000 TL falan karımız var buradan da. 25-30.000 görüyorsunuz. 832.000 oldu. Tamam, güzel. Bence güzel para kazandık beyler şu an. Güzel para yaptık bu bölümde de. Hop, yavaş reis. Ziyaret edelim. Heh. Tamam. Bu bölümlük bu kadar da beyler. Bence bu bölümde bayağı güzel paralar kaldırdık. Önümüzdeki bölümde de beyler zaten yaza başlayacağız. Belki video dışında ben biraz daha oynarım. Birkaç görev daha yaparım belki beyler. Bilmiyorum. Video dışında oynarsam, birkaç görev daha yaparsam da zaten oyunda bir günde geçirtirim yani. Ki önümüzdeki bölümde yazın ilk günüyle başlarız ama oynamazsam geçirtmem bir gün. Direkt burada kaldığımız yerden başlarız. Neyse, kendinize bakın beyler, dediğim gibi hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beyler aşağıdan gerçekten
beğen tuşuna basmayı unutmayın. Video beğenmediyseniz de aşağıdan dislike tuşuna basmayı yine unutmayın ve aşağı yorumlarda neyi beğenmediğinizi, bu videoda neyin hoşunuza gitmediğini yazmayı da unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız beyler, aşağıda Instagram hesabımın linki var. Son günlerde biraz çok aktif değildim ama onda bazı sebepleri vardı, bilmediğiniz sebepler. Ama ileriki günlerde beyler biraz daha aktif olmaya çalışacağım. Bunu söyleyebilirim sizlere. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Herhangi bir farming ile alakalı, herhangi bir şeyle alakalı sorunuz varsa, soru varsa aklınızda, sormak istediğiniz bir şey varsa, yardıma ihtiyacınız varsa aşağıdaki linkten bizim Discord sunucumuza gelin. Orada kesinlikle ya ben, ya benim moderatörüm, ya da herhangi bizim izleyicilerden birileri, bilen birileri size yardımcı olur beyler. Kesinlikle %100 emin olabilirsiniz. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.